Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Dünyada, Orta Doğu'da, Kürdistan'da gündem ne olursa olsun, ne tür olaylar yaşanıyorsa yaşansın, sizden gelen bir sorunun içeriği değişmiyor. Her olayda, her meselede, her dönemde o soru öne çıkıyor. O da şu, Kürt meselesinin, Kürdistan meselesinin silah dışında, çatışma dışında, savaş dışında bir çözümü yok mu? Savaş, çatışma, silah Kürtler için bir kader mi? Eğer kaderse bu lanetli kader nasıl değişebilir? Değişecek mi, değişmeyecek mi? Kürtler daha nereye kadar, ne zamana kadar bedel ödemeye devam edecek? Bu sorular aslında sorudan ziyade bir sitem olarak da, bir tepki olarak da, bir sezeniş olarak da geliyor. Dediğim gibi her olayda bu tür sorularla karşılaşıyorum ve bu tür soruların toplumumuz açısından da, Kürtler açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerimi sizinle affınıza da sığınarak fazla uzatmadan bu videoda paylaşmak istiyorum. Şimdi aslında Kürdistan sorunu, Kürt sorunu, Kürtlerle ve bu sorunun muhatabı ülkelerle sınırlı bir sorun olsa, bunun çözümü mümkün olabilirdi. Fakat bu sorunun muhatapları bu sorunda en az inisiyatife sahip olan dinamiklerdir. Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar, Kürdistan, Türkiye, İran, Irak, Suriye bu sorunun bedelini ödeye ancak ağır bedeli Kürtler ediyor, Kürdistan ediyor, o ayrı bir şey ama diğer ülkelerde, diğer halklarda şöyle ya da böyle bedel ediyorlar. Kaldı ki 200-250 yıla yakın zamandır bölgede süren bir çatışma hali var. Katliamlar var, isyanlar var, kan, gözyaşı, acı var. Bunun Kürtlere ağır bir maliyeti var ama diğer ülkelere de, diğer halklara da bir maliyeti oluyor. Fakat sorun karakteri icabı bu sorunun muhatapları sorunun çözümünde yeterli güce sahip değiller. Sistem öyle inşa edilmiş. Kürt ve Kürdistan meselesi bir uluslararası mesele olarak inşa edildiği için en az 100 yıl öncesi Lozan'da uluslararası güçlerin, ki o dönem o güçlerin başında İngiltere ve Fransa geliyordu, çıkarlarına uygun bir dizayn yapıldığı için Kürdistan bölündüğü, parçalandığı, bir parçası Türkiye'ye, bir parçası Irak'a, Suriye'ye, oradaki manda yönetimlerine, işbirlikçi yönetimlere bırakıldığı için sorun İsmail hocamızın da, İsmail Birkişi hocamızın da isabetle belirttiği gibi uluslararası bir sömürge sorunu olduğu için çok aktörlü, çok muhataplı bir sorun olduğu için çözümü çok da kolay olmuyor. Çok denendi. Aradan geçen bu 100 yılda özellikle Araplarla Kürtler oturdular, Kürtlerle Türkler oturdular, Kürtlerle Farslar oturdular ama bir türlü de arzu ettikleri halde, onu da söylemem lazım, bir türlü de bu sorunu çözebilecek bir sonuç üretemediler. Uluslararası sistem, uluslararası güçler, daha büyük muhataplar buna izin vermediği sürece de bu sorunu çözmek mümkün değil. Bu anlamda kötü bir kader, lanetli bir kader, evet. Değişmez de değil ama bu sorunun çözümü için bütün muhataplarının çıkarlarının çözümde birleşmesi lazım ki onun da imkanı yok. Mümkün değil. Bazı ülkeler var ki çözümü kendi çıkarlarına uygun bir araç olarak konumlandırabiliyorlar, üretebiliyorlar, buna destek veriyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri gibi mesela Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana aşağı yukarı 40 ile yakın bir zamandır bu sorunu Kürtlerle Türkleri uzlaştırarak, ikisini de yanında tutarak çözmek istiyor. Bölgeye yeni dizaynı, yeni dengeyi Kürt-Türk ittifakı ya da Kürdistan-Türkiye uzlaşısı üzerinden inşa etmek istiyor ama bir türlü de buna güç yetiremiyor. Amerika Birleşik Devletleri de çözemiyor. Çünkü sorunun ila nihai çözümsüz kalmasını isteyen bir güç daha var. Rusya. Rusya, Kürt meselesinin, Kürdistan meselesinin çatışmayla, silahla, savaşla sürmesinden en çok faydalanan
bundan siyasi olarak en çok rant elde eden bir ülke. Başka ülkeler de var. İngiltere'de muhataptır. Zaten İngiltere sorunu yaratandır. Fransa muhataptır. Avrupa ülkeleri muhataptır. İsrail muhataptır. Arap ülkeleri muhataptır. Muhatapları çok. Kürt ve Kürdistan sorununun muhatabı çok. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'den devraldığı bölgesel liderlik, küresel liderliğin etkisiyle bu sorunu, Orta Doğu'daki kadim iki sorun var zaten. Arap-İsrail sorunu ve Kürdistan sorunu, Filistin sorunu, Kürdistan sorunu. Bu iki sorunun çözümü konusunda uzunca bir süredir kendi çıkarları ekserinde tabii çaba sarf ediyor, efor sarf ediyor. Araplarla İsrail'i bir aşamaya kadar getirdi ama işte onun da muhalifleri var o süreçte. İnişli çıkışlı şimdi işte Gazze Savaşı'yla başka bir aşamada ilerliyor. Ama Kürtlerle Türkler arasında, çünkü Kürtlerle Türkler arasındaki bir çözüm Amerika'nın bu kadar çok dayatmasının, bu kadar çok zorlamasının sebebi şu. Türkiye Kürt meselesinde hem tarihsel olarak hem de Batı sistemindeki yeri nedeniyle bir numaralı muhatap olarak ortaya yere çıkıyor. Bundan 100 yıl önce işte bugün Güney Kürdistan, Rojava dediğimiz Kürdistan parçaları Osmanlı'nın sınırları içerisinde yarı özerkliğe sahip bölgelerdi. Kuzey Kürdistan, Kürdistan'ın en büyük parçası bugün Türkiye'nin sınırları içerisinde. Dolayısıyla yani Kürt meselesinde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı İttifakı tarafından birincil muhatap alınmasının sebebi de o. Tarihsel nedenler de var. Kürt-Türk ilişkileri birlikte geçmişte kalan bu bin yıllık tarihte yaratılan bir takım değerler de var. Onların üzerinden inşa edilen bir takım gelecek düşleri de var. Onlar ayrı bir tartışma konusu ama esas olarak Kürdistan'ın büyük parçası Türkiye'de olduğu için, tarihsel olarak Osmanlı'nın devamı oldukları için, Batı sisteminde yer aldıkları için Kürdistan sorununun çözümü konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin temel muhatabı olarak Türkiye öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri aslında Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra bu konuda çok güçlü, çok ciddi adımlar da attı. Mesela Birinci Körfez Savaşı'nda Saddam Kuveyt'e girmişti. İran Savaşı'ndan sonra Irak Kuveyt'i işgal etmişti. Biraz da Amerika göz yummuştu. Daha sonra Saddam'ı Kuveyt'ten çıkarmak için bir savaş gündeme gelmişti ve Amerika Birleşik Devletleri savaş hazırlığı yapıyordu. Tam da o günlerde Türkiye'nin kapısını çaldılar. Türkiye'de Turgut Özal'la oturup konuştular ve anlaştılar. Bu dediğim 88-89. Birinci Körfez Savaşı'na giden süreç, 17 Ocak 1991'e giden süreç. Oturdular, anlaştılar. Turgut Özal bunu Türkiye kamuoyuna şöyle formüle etti. Amerika Birleşik Devletleri ile misak-ı milli haklarımız üzerinde konuştuk. Irak'a bir müdahale edebilecekler. Biz de bir koyacağız, üç alacağız. Özal biraz tüccar mantığıyla baktığı için konuyu böyle formüle etti. Türkiye'ye de biraz zenginlik vaat etti. Yani işte da petrollere geri döneceğiz. Orada haklarımızı alacağız. Bir koyup üç alacağız demesinin altında yatan mantık buydu ama Türk ordusundan çok sert bir muhalefet geldi. Genelkurmay Başkanı istifa etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı yerine gitti. Özal'ın üzerindeki baskı çok arttı. Bu arada Birinci Körfez Savaşı da başladı. Birinci Körfez Savaşı başladıktan sonra Turgut Özal, Amerikan askerleri Irak'a girdikten, Saddam Güney Kürdistan'ın bazı illerinden çıkarıldıktan sonra o döneme kadar İran'da, dağda, sürgünde yaşayan Kürt liderleri de Güney Kürdistan'a döndüler. Aslında işte Taliban'ın Süleymaniye'ye döndüğü gün ben de oradaydım. O süreçleri biraz yakından yaşadım. Turgut Özal, Güney Kürdistan'a dönen Kürt liderlerini Ankara'ya davet etti. Yeneke lideri Celal Talabani ile KDP lideri Mesut Barzani ve onlara resmi bir ortamda kırmızı pasaport takdim etti. Bundan sonra siz Türkiye vatandaşlarının kullandığı bu diplomatik olarak kullandıkları bu kırmızı pasaportları kullanacaksınız. Siz gidin çalışmalarınızı yürütün. Biz sizinle birlikteyiz dedi. Ve Kürt liderler de bunu kabul ettiler. Fakat bu süreç yürümedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirdiği, Türkiye'nin kabul ettiği bu süreç yürümedi. Çünkü Türkiye'nin devlet içerisindeki güç odakları, ulusalcılar, Kemalistler, egemenkorcular muhalefet ettiler ve Özal 93'te şaibeli bir biçimde hayata veda etti. Zehirlendiği söylendiyse de ispat edilemedi. Zaten mümkün değil. Cumhurbaşkanı düştü, öldü. Bir otopsi bile yapmadılar. Nedeni az çok biliniyordu ama şimdi onlara girmeyelim.
Birinci Amerika'nın birinci girişimi akamete uğradı. Amerika Birleşik Devletleri aradan 5 yıl geçtikten sonra yeniden bir savaş konsepti geliştirdi. Irak'ta yarım kalanı tamamlamak istiyorlardı. Bölgede yeni dengeler inşa etmek istiyorlardı. Irak'ın işgaline giden bir süreç vardı. 2000'li yıllara doğru geliniyordu. 98'de Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kürdistan'daki liderleri Barzani ve Talabani'yi Amerika'da ağırladı, Washington'da ağırladı. Onlar arasında da aradan geçen yıllarda çatışmalar yaşanmıştı. Washington mutabakatıyla onları bir araya getirdi. Onların önüne bir konsept koydu. Ondan sonra da gitti Türklerle oturdu. Yeniden Türklerle oturdular ama Türklerin şartı vardı, talepleri vardı. Türkler PKK ile ilgili olarak Amerika'da bir takım taleplerde bulunuyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki başkanı Clinton bu talebi kabul etti. Clinton'ın danışmanlarından biri de daha öncesinde yine paylaşmıştım. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'di. Irak'ın işgaline doğru giden süreçte Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti. PKK'lı Öcalan Suriye'den çıkarıldı, Kenya'ya götürüldü, oradan kaçırıldı, Türkiye'ye teslim edildi. O süreçleri biliyorsunuz. Ondan sonra Amerikalılar Türklerle bir anlaşma yaptılar. Anlaşma şuydu: Kürt sorunun çözümü Öcalan yargılanacak, idam edilmeyecek ama aynı şekilde Kürt sorunun çözümü konusunda Türkiye adım atacaktı. Çünkü dediğim gibi Amerika'nın Orta Doğu'da kurmak istediği iki denge vardı. Biri Kürt-Türk dengesi, Türkiye ile Kürdistan üzerinden bir denge, ötekisi Arap-İsrail dengesiydi. Bölgeyi bu temelde şekillendirmek istiyordu. Halen de bu temelde şekillendirmek istiyor. Bunun ayrıntılarına birazdan geleceğim. Öcalan'ın yakalanmasından sonra Clinton da, Amerikan başkanı da Türkiye'ye gitti. Türkiye parlamentosunda konuştu. Onları cesaretlendirdi, siyasal çözüm konusunda artık beklentilerimiz var, bir takım adımlar atın dediler. Fakat Türkiye bu adımları atmadı. Aynı şekilde söz verdiği halde Amerika ile 2003 yılında Irak'ın işgalinde ortak harekata katılmadı. Özal gitmişti, AKP gelmişti. Erdoğan daha başbakan olmadan Amerika'da ağırlandı. Erdoğan'la AKP yönetimiyle bir anlaşma yapılmıştı ama hem AKP'nin içinden hem ordudan, Genelkurmay'dan gelen muhalefet nedeniyle 1 Mart tezkeresi Türk parlamentosundan geçmedi. O süreçte kesildi. İki kez Amerikalıların denemesi Türkleri muhalefetiyle sonuçsuz kalmıştı. Türkleri muhalefetin sebebi şu: bir Kürtleri eşit bir halk olarak kabul etmekte zorlanıyorlar. Böyle bir ırkçılıkla zehirlenmişler. İki, Kürtlerin demokratik siyasal bir çözümde yapacakları atılımları kendileri açısından tehlikeli görüyorlar. Kürtler bir barış ortamında, huzur ortamında çok şey üretebilir. Ekonomik, siyasal, kültürel, hayatın her alanında gelişkin, hiçbir şeyi olmayan, statükoyla bağı olmayan, özgür düşünebilen, üretebilen, zehirlenmemiş, dünyaya açık, aydın bir toplum Kürtler. Dolayısıyla yani Kürtlerin barışçı bir ortamda yapabilecekleri hamlelerden de çekiniyorlardı. Demografik nedenler de vardı. Dolayısıyla çözüm istemediler, istemiyorlardı. 2003'ten sonra da istemediler ama Amerika Birleşik Devletleri Güney Kürdistan'da bir federal sistem inşa etti. 2005'te Irak Anayasası çerçevesinde bir federal sistem inşa etti. Fakat Türkiye buna da muhalefet etti. Türkiye muhalefet ettiği süreçlerde 2003 yılında Türkiye'nin başına Süleymaniye'de bir de çuval geçirdi Amerika Birleşik Devletleri. İlişkiler o zaman çok bozuldu. Aynen bugün olduğu gibi o dönemde de ilişkiler çok bozuldu. Çatışmanın eşiğine geldiler. Tabii Türkiye göze alamadığı için Türk askerlerinin başına çuval geçirdiler, Bağdat'a götürdüler, sonra bıraktılar. Uzun bir tartışma sürecinden sonra 2007 yılında Türkiye şeyde Güney Kürdistan'da terör eylemleri yaptı. Türk istihbaratı orada bombalamalar yaptı. ZAP operasyonu oldu. ZAP'tan da çok ağır bir darbeyle geri geldiler. Sonunda Erdoğan'la Bush zirvesi oldu. Bu zirvede Amerika Birleşik Devletleri'ne Güney Kürdistan'la ilişkileri düzenleme sözü verdiler ve o yönde ilerlediler. Düşe kalka da işte o zamandan beri bu ilişkiler gidiyor. Güney Kürdistan'ı 2008'den itibaren kabul etmeye başladılar. Fakat Arap Baharı'na doğru olan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Arap Baharı'na doğru gidilirken İngiltere'nin sponsorluğunda
Türkiye ile Kürt hareketi arasında Oslo'da bir görüşme trafiği başladı. Oslo süreci dediğimiz süreç. Arap Baharı ile ilgili bir kargaşa, bir kaos, Orta Doğu'da yeni bir çalkantı bekleniyordu. Türkiye'de İngilizlerin telkiniyle, Kürt hareketiyle bu süreç başlamadan önce bir uzlaşı arıyordu diyelim. Yani bir görüşme trafiği başlamıştı. PKK temsilcileriyle, Türkiye'nin temsilcileri, istihbarat temsilcileri, hükümet temsilcileri her neyse Oslo'da bir araya gelip görüşmeler yapıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri bu sorunun kendi inisiyatifinden çıkmasını istemiyordu. Dolayısıyla Oslo sürecine mesafeliydi. Aynı şekilde Oslo sürecine İsrail de mesafeliydi. Bu yüzden İsrail'in de bir takım etkisiyle Fethullah Gülen cemaati bu sürece karşı çok yıkıcı bir tutum aldı. Biliyorsunuz Oslo görüşmelerini onlar da şifre ettiler. Oslo'ya karşı onlar harekete geçtiler. İçeride MHP'yi onlar kışkırttılar, CHP'yi onlar kışkırttılar. Ergenekon'un da devlet içerisindeki güç odaklarının da etkisiyle ama esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İngiltere'nin aracılık ettiği bu Oslo görüşmelerine pek sıcak bakmadılar. Aynı şekilde bu görüşmelerin devamı olarak da Güney Kürdistan'da Erbil merkezli olarak bir Kürt ulusal konferansı gündeme gelmişti. Hatırlayacaksınız, KDP lideri Mesut Barzani'nin yanında KCK yöneticisi Sabri Ok vardı. Ronay Serhat vardı. Kürtler bir ulusal kongre hazırlığı da içerisindelerdi. Çözüm sürecine, Oslo sürecine muhalefet eden ülkelerden birisi de İran'dı. İran'da bu süreç açıklandığında çok sert tepki göstermişti. İran Haber Ajansı bunun bir Siyonist proje olduğunu ileri sürmüştü. Böyle bir çalkantı. Oslo'nun çok şeyi yoktu. Uluslararası alanda çok desteği yoktu. Öyle demem lazım. Amerikalılar da erken buluyorlardı. Amerikalıların farklı planları vardı. Dolayısıyla süreç ilerlemedi. Bir takım içmiş nedenler onları çok konuştuk da süreç ilerlemedi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'le mücadele konsepti etrafında Kürtlerle yeni bir ittifak gelişince Türkiye ile yeniden bu konuyu müzakere etti. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtleri bir muhatap, bir müttefik olarak almasını ve kendisine bu konuda bir dayatma da tırnak içinde öyle söyleyeceğim, bulunmasını kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri Kürtlerle ittifak kurunca Türkiye'de gitti cihadist çetelerle, El-Nusra'yla, El-Kaide'yle, IŞİD'le, işte bildiğiniz güçlerle ittifak kurdu ve o zaman da Amerika ile Türkler ciddi sıkıntılar yaşadılar. Hatta bir ara Barack Obama, dönemin Amerikan başkanı, Erdoğan'la bir konuşmasında beyzbol sopasını yanında tutuyordu. Kafana indiririm dercesine. Ciddi sıkıntılar oldu. O süreçte de ciddi sıkıntılar oldu ama o süreç ilerlemedi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de bölgede inşa edeceği dengede Kürt-Türk ittifakına, Kürt-Türk uzlaşısına, Kürdistan-Türkiye birlikteliğine yer vermekten de bugüne kadar aslında bana sorarsanız vazgeçmedi. Fakat farklı dinamikler de bu sürecin ilerlemesine izin vermedi. Bu dinamiklerin başında da Rusya geliyor. Rusya da aslında 100 yıldan uzun bir süredir Kürt meselesinin, Kürdistan meselesinin çatışmayla, savaşla, kanla, gözyaşıyla sürmesinden yana bir siyaset izliyor. Kendi çıkarlarına uygun olarak bunu görüyor. Amerika her ne kadar bir Türkiye-Kürdistan uzlaşısı bölgenin batı sistemi ekseninde bir denge üzerinde durması gibi bir siyaset izliyorsa da Rusya tam tersi Kürtlerin Türklerle, Araplarla, Farslarla Orta Doğu'nun sürekli çatışmayla, kanla, gözyaşıyla meşgul olmasını istiyor ki o da amaçlarına, emellerine böyle ulaşmayı hedefliyor ve Kürt meselesinin çözümsüz kalmasında baş aktör olarak ortaya çıkıyor. Rusların Kürtlere, Kürdistan'a çok büyük zararları oldu. Geçmişte de bugün de bu zararlar devam ediyor. Şimdi böyle bir konjonktürde Kürt meselesini Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya üçgeninde bir biçimde savaşsız çözebilmek çok kolay görünmüyor. Fakat dünya da çok değişti, Orta Doğu da çok değişti, dengeler çok değişti ve şimdi
Gazze'de birlikte İsrail ile Hamas'ın yaptığı saldırıyla birlikte bütün planlar yeniden masanın üzerine serildi. Gazze bir başlangıç oldu, bir milat oldu Hamas'ın saldırısı ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı 30 yıldır, 40 yıldır peşinden koştuğu konsepti şöyle ya da böyle uygulayacağı anlaşıldı. Şimdi ya Türklerle anlaşarak, Türkleri Rojava'daki özerk yönetimi kabul etmeye mecbur bırakarak ya da ikna ederek, bir biçimde ikna ederek bir Rojava, Kuzey Kürdistan, Güneyle zaten Türkiye'nin ilişkileri iyi, eksenli bir çözüm modeli mümkün olabilir. Buna dönük arayışlar aslında geçen seneden beri var. Buna dönük ben birkaç programda da sizinle paylaşmıştım. Fakat bu en ciddi bir biçimde 2019'da gündeme geldi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Pentagon'un da onayıyla, desteğiyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazdı. O zaman Türk kamuoyu bu mektubu böyle Erdoğan karşıtlığı yüzünden işte Erdoğan'a hakaret etti, ahmak olma, aptal olma filan dedi diye geçiştirmeye çalıştılar ama mektup tarihi bir mektuptu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mektubunda Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye diyordu ki Rojava'da General Mazlum'la bir anlaşma yapın. General Mazlum sizinle bir anlaşmaya hazır. Bunu bana bildirdi. Aynı şekilde General Mazlum size taviz vermeye de hazır. Yani Türkiye'ye diyor ki Trump, Rojava ile anlaşın. Rojava bu konuda sizin hassasiyetlerinizi biliyor. Sizinle anlaşmak için taviz vermeye de hazırdır diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak Türkiye'ye yazdığı mektup bu. O mektubu da reddettiler. Ondan sonra işte Recep'i ve Serikani'yi işgal ettiler. Ama şimdi döndü dolaştı. Onlar da bir açmazın içine girdiler. Türkler de bir açmazın içine. Kürtler çok ağır bedeller ödediler. Aradan geçen bu 8-10 yılda medya soğuma alanlarında, Şengal'de, Bahmur'da, Rojava'da çok ağır bedeller ödediler. Ama sonuçta Rojava ayakta durdu. Kürt hareketi ayakta durdu. Önemli ölçüde yara almış olsa da, önemli ölçüde bazı mevzilerinden itilmiş olsa da sonuçta Kürtler ayakta durdular ve şimdi yeni bir dengenin eşiğindeyiz. Bu süreç Kürt sorununun demokratik çözümü için de bir vesile olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye siyasal çözüm konusunda baskı yaptığı içindir ki Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Geçen ay daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Kongre'ye bir mektup yazdı. Türkiye bizim Orta Doğu'da ulusal çıkarlarımızı ciddi bir biçimde tehdit ediyor. Alışılmadık tehditler üretiyor dedi. Daha sonra Türkiye'nin bir siyaseti düşürüldü. Türkiye'nin bir takım provokatif girişimleri oldu. Son Biden Erdoğan'la görüşmüyor ama Blinken gitti. Blinken'le görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Ama şimdi savaş Filistin'den Suriye'ye doğru, oradan da Irak'a doğru adım adım geliyor. Ve şimdi kartlar yeniden karılıyor. Herkes yeni duruma uygun pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi bu süreçte İran asıl hedefte olduğu için Türkiye'yi Kürtlerle ve Amerika ile bir uzlaşmadan önleyebilmek için, onun önünü kesebilmek için Türkiye'ye Kürt kartını, Rojava kartını, Rojava konusunda destek kartını sunabilir, sunduğuna dair tartışmalar da var. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Rojava ile, Güney Kürdistan'la, PKK ile yani genel olarak bölge Kürtleri ile Türkiye arasında bir çözüm için yeni bir konsept daha üretebilir. Ki benim anladığım kadarıyla öyle o tür görüşmeler sürüyor. Zaten bundan 1,5 sene önce de KCK'nin eş başkanı Cemil Bayık çıktı dedi ki Amerika Birleşik Devletleri gelsin, arabulucu olsun, çözüm üretsin, biz çözüme hazırız dedi ve çözüm içinde İmralı'yı işaret etti.
Kürt hareketi açısından, Rojava açısından, PKK açısından, Öcalan'la görüşme, Öcalan'dan gelebilecek bir çözüm konusunda bir şey var. Bir irade birliği var. Yeter ki gidilsin, yeter ki oradan çözüm konusunda yeniden bir adım atılsın. Şimdi Türkiye burada ne yapacak? Bütün mesele o. Türkiye Kürtlerle savaşa hazır. Birçok cephede hazırlıklarını sürdürüyorlar, saldırılarını da sürdürüyorlar. Ama Türkler yeni dönemde bu savaşın faturasının çok ağır olabileceğini, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabileceklerini çok iyi hesap etmiş gibi de görünüyorlar. Dengeler aleyhlerine değişebilir. Kürdistan'ı işgale giderken, Rojava'yı işgale giderken Kuzey Kürdistan'ı da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Durum bu kadar hassas. Kürt hareketi evet önemli ölçüde zayıfladı, önemli ölçüde sıkıntılar yaşadı maşallah ama ayakta duruyor. Bölgedeki bir kriz anında, dengelerdeki bir sarsıntı anında Kürt hareketi örgütlü gücüyle yeniden Türkiye'nin karşısına eskisinden de hatta güçlü bir şekilde dikilebilir. Bunu Türkler herkesten çok iyi görüyorlar. Dolayısıyla Türkler kendi aralarında, şimdi bugün içeride yaşadıkları sıkıntılar da biraz onunla bağlantılı bir şey. Türkler önümüzdeki birkaç ay içerisinde belki bir karar almak durumunda kalacaklar. Benim açımdan ne düşüncem şudur. İran ve Rusya bu sorunun çözümsüz kalması, çatışmalı kalması, savaşın devam etmesi konusunda her türlü provokatif girişimi yapacaklar ve Türkiye'de bunlarla birlikte hareket edecek güçlü bir eğilim var. Fakat aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni, Batı sistemini, İsrail'i, Arap ülkelerini ve Kürtleri, askeri gücünü bir biçimde topyekun olarak karşısına alabilecek bir Türkiye gerçekliği de yok. Siyasi olarak böyle bir irade yok, ekonomik krizleri nedeniyle yok, başka hesaplar nedeniyle yok. Türkiye'nin farklı bölgelerde farklı emelleri var. Kürdistan'da bu emellerin hepsi çöpe gidebilir. Dolayısıyla özetle söyleyeceğim şudur. Önümüzdeki birkaç ay kritik önemdedir. Bu kritik 3-5 ay içerisinde Amerika'nın yönlendirdiği ya da Amerika'nın arabuluculuk ettiği öyle diyeyim bir süreçte büyük bir barış gerçekleşebilir. Demokratik bir çözüm yeniden gündeme gelebilir. Aynı şekilde bütün köprüler atılabilir. Türkiye elindeki bütün imkanlarla, bütün müttefikleriyle birlikte iş yaptığı çetelerle, güçlerle, İran'la, Rusya ile birlikte Kürdistan'a abanabilir ve ciddi bir büyük savaş yaşanabilir. Büyük savaşla büyük barış arasında giden gelen bir süreçten geçiyoruz. Kadar yıllar bu süreç uzun süre devam etmeyecek. 2-3 yıl içerisinde zaten neyin ne olacağı netleşecek. Orta Doğu'da yeni denge inşa edilecek ve bu yeni dengede Kürtler şöyle ya da böyle bir yer alacak. Burada önemli olan Kürtlerin bu sürecin Kürtler lehine bir an önce daha sağlıklı sonuçlanması açısından yapmaları gerekenlerdir. Bu konuda da yani bu son İsrail Hamas çatışmasından sonra gözleyebildiğim kadarıyla Kürt hareketinde de buna uygun olarak bir arayış var. Artık herkes eteğindeki taşları dökmek zorunda kalacak. Çünkü ya kaybedecek, yok olacak, tasfiye olacak, gidecek ve bütün emekler, bütün bedeller gidecek, boşa gidecek. Ya da bu emeklerin, bu bedellerin, bu şehitlerin, bu mücadelenin sorumluluğu üzerinde yeni bir süreç inşa edilecek ve Kürtler bir takım haklarını elde edecekler. Son olarak yani çatışmalı, savaşa dayalı, kana gözyaşına dayalı süreç ya bir final aşamasıyla Kürtlere bir soykırım boyutunda bir yıkım yaşatacak ya da bu lanetli kader değişecek ve Kürtler kendi ülkelerinde rahat yüzü görebilecek, özgürce insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmenin fırsatlarını ele geçirecekler. İki dengede gidip geliyoruz.
Bıçak sırtı. Sırat köprüsündeyiz. Dolayısıyla hepimize, herkese çok büyük sorumluluklar da düşüyor. Tarihin bu anları 100 yılda bir, 200 yılda bir gelir. Böyle bir ana tanıklık ediyoruz. Tanıklık etmekle kalmamalı. Bu anın gerektirdiği sorumluluklarımız neyse de ona uygun olarak davranmalıyız. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi bir akşam diliyorum.